astral bedenin yardımı olmadan ruh kımıldayamıyor. Aslında ve hiçbir zaman temas halinde değil buraya. Çünkü aracı kullanmak zorunda. Şimdi bunu anlamanız o kadar önemli ki astral bedenin her şeyi aslında astral bedenin yaptığını anladığınız zaman majinin en büyük kuralını anlamış oluyorsunuz. Yani ruhun tek başına etki edemediğini anladığınız zaman majinin en önemli kuralı size dank ediyor. Fayton da tek başına hiçbir şey yapamıyor. Mutlaka bir aracı var. O da astral beden. Astral beden burada çok büyük bir kuvvettir. Bakın hepsinden güçlüsü kimdir? Aklıdır. Bütün mekanizmayı çeker. İşte bizim astral vasıtanın üstünde sürekli durmamın sebebi de bu. Onsuz hiçbir şey olmuyor. Ve her şey üstelik, her şeyi onunla yapıyoruz. Astral neyi temsil ediyor? Gücü, tutkuları, duyguları, hisleri. Onları dinginleştirmeyi öğrendiğiniz zaman, aslında onları kontrol etmeyi öğrendiğiniz zaman bu kompozisyon gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Ama bunlar zaten bir müzisyen olmak isteyen insan ilk önce kendi sahip çıkacak işte. Bunları kontrol etmeye çıkacak. Kontrol etmezse bu sistemde her zaman aksaklık çıkar. Şimdi bakalım nasıl oluyormuş. Bakın. Değişti mi? Öfke hali. Ne oluyor? Öfke halinde at başına buyruk gidiyor. Bir çizim. Üstünde ne yazıyor? Manyetizma, terkih, hipnoz ve obsesyon. Burada ne görüyoruz? Bağlanmış biri. Faytoncuyu bağlamışlar. Yani. Arabaya başka biri çıkmış ve atı kendi buyruğuna göre hareket ettiriyor. Bu dörtlü manyetizma, terkih, hipnoz ve obsesyon dörtlü de aynı prensiple çalışır. İradenin ele geçirilmesi gibi bir şey yani. Tabii. İrade farklı irade. Yani iradeyi bağlıyor ve farklı bir irade astral vasıta etki ediyor. Yine ata etki ediyor yani. Ondan dolayı diyoruz ya hipnoz yaptıracaksanız çok dikkat edin. Mutlaka iyi bir insan olması lazım. Mutlaka güvenmeniz lazım. Çünkü tamamen sizi saf dışı bırakıyor ve onun yerine geçiyor. Sizin iradenizin yerine geçiyor. Bilinçli ve irade astral çıkış. Burada faytoncunun izniyle faytondan kurtuluyor. At, yani astral vasıta ve gidiyor. Geçici bir süre için gidiyor. Bakın çünkü dizginler hala elinde.